Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve'l-salatu ve's-selamu ala men la nebiyye ba'de ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli arkadaşlar, kıymetli öğrencilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Arapça modern metinler dersimizde başlangıç seviye İlk seviye, ilk düzey, birinci düzey. Arapça modern metin kitabımız. Kitab-ül Kıra'a El-Müstevel eserimizde. 18. dersteyiz. Ed-Dersü Thâmin Aşara İstanbul. Evet. 18. dersimiz İstanbul. Eslatma kablalı kral Okumadan önceki sorularımız. Mesmu Medinetik. Senin şehrinin ismi nedir? İsmu Medineti Tekirdağ. Mesela veya İstanbul. Benim şehrimin ismi Tekirdağ'dır. Eyna Takau Medinetuk. Senin şehrin nerede bulunuyor? taka'u medineti fi karreti avrupa avrupa kıtasında bulunuyor diyebiliriz. bi ma neyle meşhur oluyor? yani senin şehrin neyle meşhur? tehteiru medineti bi halwa eljubn mesela peynir elvesiyle. bil halwa eljubn veya bil kufte Köftesiyle, peynir helvasıyla meşhur diyebiliriz. Bi helval cübün. Peynir helvası. Peki. İkran nas el atiye. Aşağıdaki parçayı okunuyor. Evet arkadaşlar. Sesim geliyor zannedersem değil mi? Bir problem sıkıntı yok. Selamlarınızı Elif Keleş, Abdusselami Koç, Yasin Özcan dersimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir tevafuk. Bugün İstanbul'un fethinin 1458. yıl dönümü. Ve biz de bugün İstanbul okuyoruz. Yani seçtiğimiz metin değil ama denk geldi. İnşallah hayırlı İlimler elde etmiş oluruz. Bugünkü metnimizde. Şimdi. İstanbul. İstanbul nedir? Şöyle bir. Medine tün cemiyle tün. Güzel bir şehirdir. Parçamız isim cümlesiyle başladı. Müptadamız, haberimiz ve ardından sıfatımız geliyor. Görüntü net değilse. Nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Görüntünün net olup olmaması. Sizin internetinizin hızından kaynaklanıyor. Bir de benimkinden de kaynaklanabilir. Yani herkeste bozukluk varsa benim internetin bozukluğundan, benim internetin hızının yavaşlığından ama yalnızca bir iki kişi de varsa o da sizin internetinizin evet arkadaşlar hızının yavaş olmasına kaynaklanıyor. Orada bir ayar var zannedersem. Evet o ayarlarda bak ben denet dediyse demek ki sizden kaynaklanıyor. O ayarlar var. O ayarlar bölümünde tamam o zaman Semiha Tapınç Ceylan anladığım kadarıyla sizin internet yavaş veya ayarlarınıza bakın. O ayarlarda o YouTube'un aşağısında bir ayar var ya evet tabi daha sonra yayınlıyoruz. Yani biz bütün derslerimizi yayınlıyoruz. Zaten bu birinci kitabımız, Kitab-ül Kur'an'ın birinci kitabımız olan bu başlangıç seviyede. Evet. Biliyorsunuz biz bunların sadece metinlerini e, daha önce video dersleri olarak yayınlamıştık. Bu da online olarak beraberce işleyelim. Alıştırmalarıyla birlikte bu dersi yapalım. Daha iyi bir şekilde e, ee, dersle ilgili bilgi sahibi olalım diye böyle bir online dersimizde yapıyoruz. Peki arkadaşlar İstanbul güzel cemiyle tüm ne demekti güzel güzel bir şehirdir. Peki Takao bulunur İstanbul Ala Madıyıkil Busfor Busfor Marmara Boğaz yani Boğaz içi denilen o Marmara boğazı üzerinde bulunuyor. Tamam. Ve yel medine bu eşsiz. El vahide eşsiz demek. Özel, eşsiz bir şehirdir. Fil alemi dünyada. Elleti öyle şehir ki. Taka'u ala karretin. İki kıta, iki kıta üzerindeki o iki kıtada Asya ve Avrupa, Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde bulunan dünyadaki tek ve eşsiz bir şehirdir. El-Vahide, eşsiz, tek manalarında. Tamam. Liderlike bundan dolayı, evet, bu, çeker, cezebe, yeczibu çekmek arkadaşlar. Evet, essaihine, cazibeli diyoruz ya, cezzab, cazibeli, biz Türkçe'de kullanırız. Çok cazibeli, çok çekici. Evet, çeker, alır. Essaihine, turistleri, min kulli enha il alem, dünyanın dört bir yanından turistleri çeker. Bundan dolayı İstanbul, dünyanın dört bir yanından turistleri kendisine çeker. Peki, tuğrafu, ikinci paragrafımız bilinir. Birinci paragrafta sıkıntı var mı arkadaşlar? Anlamadığınız bir yer. İstanbul, Medine'tün Cemile'tün takav ala mazikil busfur ve yel medine'tül vahide'tü fil alem leti takav ala ala karateyni Asya ve Avrupa lizelike teczibu es-saihine min kulli enhayla alem. Peki. Bu dersler ne zamana kadar devam edecek? İnşallah ben e devam etme düşünüyorum mümkün olduğu sürece fakat gündüzleri olmayabilir. Bu dersleri yine akşama alabiliriz. Ramazan dolayısıyla gündüz almıştık. İlerleyen süreçte yine arkadaşlar ders saatiyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ama şu anda yine derslerimiz devam ediyor aynı saatinde inşallah. Turafu İstanbul İstanbul bilinir. Tamam mı? Tarihiyen tarihi olarak yani eskiden tarihi olarak bilinir. Evet, biz me Bizanta ve Konstantiniye. Bizanta yani Bizans ve Konstantiniye adlarıyla bilinir. Değil mi? Ve yaudu uzanır, döner. Ne tarihuha. İstanbul'un tarihi uzanır. Nereye kadar uzanıyormuş arkadaşlar? ila ma qablal milad milattan öncesine kadar. Yani İstanbul'un tarihi milattan önceki yıllara uzanır. Vehiye, bu İstanbul ekberul müdüni fi Türkiye. Türkiye'deki şehirlerin, Türkiye'nin şehirlerinin en büyüğüdür. Ama ne bakımından? Min haythu adedi sükkani. Evet, min haythu adedü sukkani arkadaşlar oturan yani nüfusunun sayısı bakımından evet nüfusunun sayısı bakımından Türkiye'deki şehirlerin en büyüğüdür. Ve ye İstanbul Eyvan aynı şekilde min ekteril müduni en çok şehirdir ne bakımından izdehamen fil alem. Dünyadaki bakın şehirlerin en çok İzdiham yani kalabalık, değil mi? Şöyle toparlıyorum. İstanbul aynı zamanda dünyadaki evet en çok kalabalık şehirlerdendir. Kalabalığı en çok olan Türkiye'nin nüfusu en çok şehri İstanbul'dur. Ayrıca Eydan veya İstanbul, Eydan aynı ile min ekferil müdüni şehirlerin en çoğu en fazlası izdihamen kalabalık bakımından fil alemi dünyada yani dünyadaki evet nüfusu kalabalık olan evet izdiham kalabalık işte yoğunluğu nüfusu yoğun en çok yoğun olan şehirlerdendir. Yani dünyadaki de yine kalabalığı, nüfuzu, yoğunluğu en çok olan şehirlerdendir diyoruz. Evet. بوبرا صدر بيبروب لم يوزن تعرف اسطنبول تاريخيا باسمي بيزنطة والقسطنطينية ويعود تاريخها الى ما قبل الميلاد وهي أكبر المدن في تركيا من حيث العدد من حيث عدد السكان وهي أيضا من أكثر المدن ازدحاما في العالم فتحت فتحة دلة بوكن 558 yıl önce. Fütühat fethedildi. İstanbul, İstanbul senete yılında elfin ve erba'i miyetin ve felâfetin ve miladi miladi 1453 yılında evet min kıbeli tarafından Es Sultan Muhammed El Fatih Sultan-ı Muhammed'in Fatih'i hareket verecek olursak Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Fatih Sultan Mehmet Han Sultan Han tarafından nedir? Fethedildi ve hüve bu olay hadesün tarihiyun tarihi bir olaydır. Mühim önemli. Yani bu İstanbul'un fethi önemli ve tarihi bir tarihi bir olaydır. Ve kânel Müslümanlar idi. Mûzü asr sahabeti sahabe döneminden itibaren yuhavilune çalışıyorlar idi. Fethâ hâzihil medineti Bu şehri fethetmeye çalışıyorlardı. Niçin? Liyenalu nail olmak, ulaşmak için neye? Medhen Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evet övgüsüne neredeki övgüsü? Fi kavlihi şu sözündeki övgüsüne nail olmak için ulaşmak için evet bu şehri fethetmeye ne yapıyorlarmış? Sahabe-i kiram döneminden itibaren Müslümanlar çalışıyorlar, gayret sarf ediyorlar idi. Hangi sözü o hadis-i şerif? Sevgili peygamberimiz buyuruyor. Evet, i̇bn Hanbel'in rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte. لَتُفْتَحَنْ الْقُسْتَانْتِنِيَّتُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشِ لَتُفْتَحَنَّ Tuftahu yani aslında değil mi? Tuftahu başına bir tekit lamı sonra da bir tekit nunu gelmiş. Ne demek? Kesinlikle feth edilecektir. El Konstantiniyetu İstanbul kesinlikle feth edilecektir. Fe le emiru emiru. Evet ne güzel komutan o İstanbul'u fetheden komutan. Ve le ni'mel ne güzel asker Güzel ordu ne? O ordu. Ne güzel. Yani o İstanbul'u fetheden komutan Emir İstanbul'u fetheden demek. İstanbul'u fetheden ordunun komutanı ne güzel komutandır. Ne iyi. Ve ne ceyşu. Ne iyi, ne güzel ordudur. Güzel gelince şu, bu ordu. Arkadaşlar ni'me ve bi'se fiilleri vardır. Biliyorsunuz bu ni'me ve bi'se fiillerinden sonra gelen ki el emir Elceş. Ni'me ve senin neydir? Arkadaşlar faili oluyor. Bununla ilgili ilerleyen süreçte yine ni'me ve bi'se fiille ile alakalı bilgilerim yapılacaktır. Evet. Lihaza bundan dolayı ca'e geldi. Kethirun mine sahabeti birçok sahabe geldiler. Ve ala ra'siha usha ra'sihim onların başında vardır. Kim? Ebu Eyyub el Ensari. Ebu Eyüp Ensari vardır başlarında. Yani bu İstanbul'u fethetmeye gelen ordular olmuş ve bu gelen ordularda sahabeler vardır. Ve bu sahabelerin başında da Eba Eyüp, Ebu Eyüp el Ensari vardır. Niçin gelmiş? Liyena ve şerefe. Bu şerefe nail olmak için. Kaç yaşında gelmiş arkadaşlar? 90 yaşında. Femate ve vefat etti. İstanbul'a gelirken o ordunun içinde vefat etti. Fe fiha ve orada. Yani İstanbul'da defnedildi. Ve kâne hâze şeref. Ve kâne oldu. Hâze şerefu, bu şeref kime oldu? Li Sultan Muhammed. Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'e oldu. Ve herde bundan dolayı Sümmiye isimlendirildi. Evet, Sultan Fatih ne diye? Bil Fatihi. Fatih Sultan Mehmet diye isimlendirildi. Biliyorsunuz normalde Mehmet ismini Türkler kullanır, Osmanlı kullanırdı. Mehmet ismi Muhammed demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini hürmetle andıkları için onlar kısaca peygamberimizin dışındaki Muhammed ismini koydukları kişilere Mehmet derler idi edemen. Evet. بو باراغرافتا var mı? Arkadaşlar. فتحات اسطنبول سنه 1453 الميلادي من قبل السلطان محمد الفاتح وهو حدث تاريخي مهم وكان المسلمون منذ عصر الصحابه يحاولون فتح هذه المدينه لينالوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتفتحن القسطنطينيه فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش لهذا جاء كثير من الصحابه وعلى راسهم ابو ايوب الانصاري لينال هذا الشرف فمات ودفن فيها وكان هذا الشرف للسلطان محمد ولهذا سمي بالفاتح تشتهر مشهور اظرف İstanbul, İstanbul neyle? Bibi etin, tabiiyetin doğal çevresi mütenevvi ettin diyelim. Evet. Ve çeşitli, değil mi? Türlü türlü, farklı farklı diyebiliriz. Farklı ve doğal çevresiyle İstanbul nedir? Arkadaşlar meşhurdur. Tecmeu toplar Hâzi tabiatu bu doğayı toplar. Yani şu şu özellikleri vardır. Nasıl topluyor? Beynel cibali el hadra. Evet. Bu özellikleri yeşil cibel dağları arasında daha ve suhuli ziraiyeti ekili zirai alanları vel Cüzvür-ül Cemileti ve Güzel Adaları arasında bu doğallığı, bu tabiatı, bu güzelliği ne yapar? Toplar İstanbul. Ve hâzî tabiatül cemileti, bu güzel doğa ki evet buradaki durumda bu arkadaşlar tecmaudan bir de alalım. Tecmaud toplar İstanbul. Ne toplar? Fail burada geliyor o zaman. Tezmu'u toplar. Hâzi tabiatı, Bu doğayı. Bu doğayı toplar. Nerede topluyormuş? Beynel cibel hadra. Yeşil dağlar arasında. Ve suhul ziraiyeti. Ekili alanlar. Ve cüzuril cemileti ve güzel. Evet adalar ile ve hâzi tabiatil cemile ve bu güzel evet doğa arasını toplar gibi bir mana oluyor burada. Tamam. Yani ben buradaki beynel cibel ve suhul ziraiye... ve cüzuril cemile ve hâzi tabiatil cemile tarzında hepsini birleştirdim. Yani bu saydığımız özelliklerin arasında bu doğa İstanbul'un bu güzel doğası toplanmış olur diyor. İlafeten ile şuna ilave olarak ki el cevvil mu'tedil ılık ılıman havası vel miyahil ve bol suları ılıman havası ve bol sularına ilave olarak şu saydığımız özelliklerin arasındaki arasında İstanbul doğasını ne yapar? Toplamış olur, içermiş olur diyoruz. Evet. İlaveden ilel cevvil mu'tedil ılık havasına ilave olarak vel miyail vafireti ve bol sularına ilave olarak evet cealet kıldı yani bu özellikler bu tabiat İstanbul'u kıldı neyi İstanbul'a İstanbul'e İstanbul'u İstanbul kıldı masifen yazlık rayan müthiş bir yazlık konumuna, yazın gelinebilecek yer konumuna soktu, koydu İstanbul'u. Kim için? Limen, o kimse için ki yahduru geliyor ileyha İstanbul'a. Minet dahili ve harici, içeriden ve dışarıdan. Yani evet yerli ve yabancı turistlerden İstanbul'a gelenler için ne yaptı? İstanbul'un bu güzel, bu ılık havası ve bu bol suyu, bu tabiatı İstanbul'u müthiş bir yazlık, yazın gelinebilecek bir yer konumuna koydu. Tamam arkadaşlar. Tüştevru İstanbul'u bir <laughs> bi etin tabi'i ciddi mütenevvi'atin tecmu hâzi tabi'atu beynel cibeli vel hadra ve suhûli zira'iyye ve cüzhûri cemile ve hâzi tabi'atil cemile. İzafeten ilel cev, el el cevil mu'tedili vel miyayil vefirati cealet İstanbul'a masifen rayan limen yahturu ileyha dahili vel harici evet arkadaşlar şu yukarıdan ayrım da yapabiliriz şöyle burayı bir ayrı bir cümle olarak yaparsak şöyle olur ve hadi tabiatül cemiletü bu güzel doğa bu güzel doğa evet şunu parantez yaparız. Böyle de olur. Sanki böyle daha güzel gibi. İzafeden ilel cevil mu'tedili vel miyayi vel ve ılık ılıman havasına ve bol sularına ilave olarak bu güzel doğa cealet. Buraya bağlarız. Kıldı. İstanbul'u İstanbul kıldı. Masifen <laughs> ra'yan. Evet müthiş bir yazlık yazın gelinebilecek yer kıldı. Böyle hariç. İçeriden ve dışarıdan İstanbul'a gelenler için İstanbul ne yapmış? Müthiş güzel bir yazlık haline koydu. Bu güzel doğa. Öyle daha güzel arkadaşlar. Yani şuradaki beynel cibel hadra ve suhul izra'iyye ve cüzuril el de nokta koyuyoruz. Ne diyeceğiz? Yeşil dağları, evet, ekilmiş düz arazileri, ovaları ve güzel ee, adaları arasında bu güzel doğa toplanır. Tamam. Bu güzel doğa ne olur? Toplanır diyeceğiz. Yani bu güzel doğayı toplar yani. İstanbul nokta koyduk. Ve her bir tabiatı diye de devam edeceğiz. Tamam mı? Peki. İstanbul devam ediyor arkadaşlar. Min ehemmil mevâkıya siyahiyeti. Bakın İstanbul fi Türkiye, Türkiye'deki turistik mekanların en önemlilerindendir. Min ehem mi dersek en önemlilerindendir. Türkiye'deki turistik mekanların yerlerin en önemlilerindendir. Fiha burada İstanbul'da vardır. Alaful fenadik. Binlerce otel vel mevâki'i ve turistik yerler. Ve fiha yine bu İstanbul'da vardır. Adedun, kebirun, evet büyük oranda, büyük adette yani çok sayıda demek. Minel maalimil eferiyeti, tarih eserlerden çok sayıda. Yani çok sayıda tarih eser İstanbul'da vardır. Örnek, mitlül mesacidi, camiler gibi vel kenaisi, kiliseler gibi vel maabidi mabetler gibi vel kusuri saraylar vel ebracı burçlar değil mi? Yani kuleler gibi bu şekilde nedir arkadaşlar? Buna benzer İstanbul'da birçok tarihi mekan yer vardır. Ve min ehemmi maalimiha İstanbul'un en önemli tarihi tarihiyeti İstanbul'un en önemli tarihi mekanlarındandır. Ayasofya, Ayasofya Camii ve Mescid-i Sultan Ahmet, Sultan Ahmet Camii ve Kasu Topkapı, Topkapı Sarayı ve Cisrül Busfor, Boğaziçi Köprüsü ve Burcu Galata, Galata Kulesi ve Burcul Bint Kız Kulesi ve Kasru Yıldız ve Yıldız Sarayı. Bu gibi birçok tarihi evet önemli mekanlar vardır arkadaşlar İstanbul'da. Yani bu saydıklarımız şöyle oluyor bakın. Ve min ehemmi maalimi tarihiyeti haberdir. İstanbul'un tarihi en önemli tarih mekanlarındandır. Ne? Şu saydıklarımız. Şu sayıklarımıza birbiri üzerine atfedilerek ne geliyor? Müptede olarak gelmiş oluyor. Tamam. Burada anlamadığınız bir yer var mı? İstanbul, min ehemmil mevaqi siyahiyeti fi Türkiye, fiha alaful fenaziki vel mevaqi siyahiyeti ve fiha adedun kebirun minel mealimin etheriye misl mesacidi vel kenaisi vel meabidi vel kusuri vel ebraç ve min ehemmi mealimia et tarihiye Ayasofya ve mescid Sultan Ahmet ve Kasu Topkapı ve Cisrul Busfor ve Burcul Galata ve Burcul Bint ve Kasru Yıldız. Evet. Veli ehemmiyeti medineti İstanbul. İstanbul'un, bakın İstanbul şehrinin en önemli et tarihiyeti, tarihi bakımından, öneminden dolayı ve siyahiyeti turistlik bakımından ve iktisadiyeti ekonomik bakımından bakın tarihi, turistlik ve ekonomik İstanbul'un şehrinin öneminden dolayı ihtemmet ne yaptı? Önem verdi. Kim? El hukumetu biha. Hükümet ihtemme bile kullanıyor. İstanbul'a önem verdi ihtimamen mastar geliyor değil mi? Mefhul mutlak. Kebiran onun sıfatı. Çok büyük önem verdi. İstanbul'un tarihi, turistlik ve ekonomik önemine binaen hükümet İstanbul'a son derece önem verdi. Fe enşeet ve inşa etti hükümet neyi? Şebeketen bir ağ ki turuqi, yollardan oluşan bir ağ ve cüsuri köprülerden ve enfaqi metrolardan oluşan bir ağ yaptı İstanbul'u. İstanbul'un yani altı üstü her tarafından yollar var. Niçin bu şekilde bir ağ kurdu? Nefullehimiz geliyor. Enşehet lam. Litteshili kolaylaştırmak için hareketi. Litteshili kolaylaştırmak. Hareketi vesailin nakli ulaşım araçlarının, taşıma araçlarının hareketini, değil mi? Bir yere bir yere gidişini kolaylaştırma amacıyla ne yapmış arkadaşlar? Evet. Bir A inşa etmiş İstanbul'a hükümet diyoruz. Peki Veli ehemmiyeti medineti İstanbul'u İstanbul, ter, İstanbul tarihiyeti ve siyahiyeti ve iktisadiyeti İhtemmet el hükûmetu biha ihtimamen kebiran. Fenşet şebeketen minet turki vel cüsuri vel enfâki li tesili hareketi vesailin nakl. Peki arkadaşlar. Anlamadığımız bir yer var mı parça ile alakalı? Şimdi sorulara beraber alıştırmalara geçelim. Geçmeden önce sizin yazdığınız evet sizin yazdığınız yorumlara bakayım. Peki Ercihan Altınkaya tabi sonradan izleyebilirsiniz. İrem Nurgül üçüncü kitabı istiyor ama üçüncü kitaba işte vakit kalırsa yani üçüncü kitabımız tabii ki yapacağız fakat üçüncü kitabı okuma benim e, tabii ki idealim ama vakit olduğu zaman uygun bir zamanda okuyorum. Şu bir iki hafta okuyacağımı düşünmüyorum çünkü. Gerçekten yoğun bir süreçten geçiyoruz. Gerek ders verdiğimiz e, üniversitemizde, fakültemizde finaller yaklaştı. Gerekse de benim kendi doktora derslerimdeki finaller yaklaştı. Hepsinden ödevler var. Bu süreçte bilemiyorum, yani söz vermek de istemiyorum. Peki, çünkü o metin için bir hazırlık gerekiyor. Hemen açtık, okuduk olmaz. Ufak bir hata yaptığımızda sonra diyorlar ki, hocam. Burada yanlış yaptınız. Değil mi? O yüzden çalışmak lazım, kontrol etmek lazım. O yüzden ben de çalışmadan, kontrol etmeden böyle okumak istemiyorum. Peki. Bunun için başka çözüm bulabiliriz. İrem Nur. Tamam. Benim benim elektronik postam retutal.hotmail.com Ondan sonra Telegram hesabımız var. Oradan da özel mesaj gönderebilirsin bana, tamam. Bu şekilde arkadaşlarınız varsa burada yayın yapmadan yani herkese açık bir şekilde bir e, ders değil de özel bir ders olarak haftada bir gün bir saat yapabiliriz. Ama dediğimiz gibi e, onu kaydetmeyeceksiniz. Beraberce ne yapacağız onu müzakere tarzında olabilir. Anlaştık mı? Fakat buraya kaydını yapabilmemiz için tabii ki belli bir zaman gerekiyor. Peki sorularımız anlayabildiniz mi? Dediğimi anlaşıldı mı? Yani oradan sizinle bir grup kurarsanız daha sonra o grubu ilan da ederiz. Sadece sadece o üçüncü kitaptan okumak isteyenlere bir yardımcı olmaya çalışırız ama hepsini okuyabilir miyiz? Vaktimiz olur mu? Bilemiyorum. Dediğimiz gibi yani bu konuda bu konuda e, vakit sıkıntısı yaşıyoruz. Tamam. Arkadaşlara konuşun. Bana bildirin. Gerekirse normalde Zoom'dan 40 dakikalık dersler oluyor. Bir ders yapabildiğimiz yere kadar metni okuyabiliriz beraber müzakere tarzında. Eyni Takau Medinet İstanbul. İstanbul şehri nerede bulunuyor? Arkadaşlar ne diyeceğiz? Medinet İstanbul. Takau ala Madiq el Bosfor. İşte boğaz içi, yani Marmara boğazı üzerinde bulunuyor. Bir de ve takavu ala kareteyn diyebiliriz ve ilk kıta üzerinde bulunuyor diyebiliriz. Tamam. Peki. Mel mizetül coğrafiyetüli Medinet İstanbul. Hmm. İstanbul'un İstanbul şehrinin coğrafi özelliği nedir? Nedir arkadaşlar? en önemli coğrafya özelliği. Evet. Hiye İstanbul şehri taka'u bulunur. Değil mi? Şöyle başlayabiliriz. Hiye İstanbul şehri el medine el feride fil alem dünyada eşsiz bir şehirdir. Taka'u ala karreteyni Asya ve Avrupa. Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde bulunan dünyada eşsiz bir şehirdir. Başka bir şehir var mı? Asya ve Avrupa kıtalarında bulunan Evet. Kim söyleyecek? Bir yer daha var. Neresi orası? Dünyada iki yer var. Asya ve Avrupa kıtalarında bulunan. Birincisi İstanbul. İkincisi nedir? El cevap. Siz o cevabı düşünürken ben de burada arkadaşlar sorulara devam edeyim. Tamam. Ne dedik? İstanbul medinetün feridetün el feride naam fil alem takavu ala karreti Asya ve Avrupa. Çanakkale evet. Güzel. Yasin Kanar'ı tebrik ediyorum. Ve inşallah Çanakkale'de şu anda köprü yapılıyor. Orası da inşallah özel ve güzel bir yer olacak. Dünyadaki ikinci iki kıta üzerinde bulunan arkadaşlar önemli şehrimiz olacak Çanakkale. Peki. Mel esmaul ukhra li medineti İstanbul. İstanbul'un diğer evet isimler nelerdir? El esmau el ukhra li medineti İstanbul. Bizanta evvelen ve el ve İstanbul ve Astane ve Payitat ve İstanbul. Tamam. Bunların hepsi İstanbul'un isimleri arkadaşlar. Osmanlı dönemindeki ismi İstanbul, Asitane ve Ders Ders o da var. Dar Saadet yani. Tamam Dar Saadet ve evet bir de arkadaşlar nedir? Ee, payitaht. Değil mi? Başkent. Ama önceleri ismi Bizanta ve daha sonra Konstantiniye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifindeki bildirdiği ismi neydi? Konstantiniyye'ydi. Peki, ma tarihiye fi İstanbul. İstanbul'daki en önemli tarihi mekanlar nelerdir? Ne diyeceğiz? Hiye o mekanlar. Ayasofya ve Mescidü sultan Ahmet ile ahri. Ayasofya, Sultanahmet Camii. Ki Ayasofya'da camidir çok şükür. Arkadaşlar siz Çoğunuz gençsiniz. Biz Ayasofya'nın camiye çevrilme hayalleriyle onun e, ne diyelim midiklerdeki o e, tezahüratlar tezahürat demeyelim de midiklerdeki o zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak iddialarıyla büyüdük yani. Anladınız mı? Tabii bizim için bir hayaldi. Bu gerçekleşti. Ayasofya'nın açılımında camiye gerçek hüviyetine çevrilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ekibi, tüm devlet büyüklerimizi, erkanını evet biz burada kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve dualarımızın onlarla birlikte olduğunu söylüyoruz. İkinci önemli aşama Taksim'de arkadaşlar. O da dün gerçekleşti. Taksim. Taksim'de camiyi kesinlikle istemiyorlardı birileri. Niye biliyor musunuz? Çünkü Taksim bölgesinde en az ona yakın kilise var. Ve bir o kadar da avra var arkadaşlar. Çok şükür. Bu kilise ve avralarda arkadaşlar maalesef onlar evet o kadar kilise sıkıntı yok. O kadar Yahudilerin mabetin sıkıntı yok ama işte bir tane cami olmasına rahatsız olurlar. Ben şunu soruyorum sadece. Fazla yorum yapmayalım. Camiden kim rahatsız olur ya? Ezandan, minareden, kubbeden, camiden kim rahatsız olur? %99'u Müslüman olan bir ülkede, İstanbul gibi bir yerde camiden kim rahatsız olur? Soru işareti. Peki devam edelim. Burada ne diyor arkadaşlar bize? Da işarete sahih ev hata emamel cümel atiye. Doğru veya yanlış işaretini koy bakalım diyor cümlelerin önüne. İstanbul ekberul müdini fi Türkiye min haythul misaha. Doğru mu? Alan bakımından mı dedik biz en büyük? Hayır. Ne dedik? Nüfus bakımından. Min haythul sükkan. Değil mi? Nüfus bakımından, oturanları bakımından, orada yerleşenler bakımından, sayısı bakımından minahisül adet. Değil mi? Sayı bakımından en büyük şehirdir. Yoksa alan bakımından en büyük şehir neresi? Dersim coğrafya değil ama benim hatırladığım kadarıyla Konya. Peki. Beşeren Nebiyyü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem bir fethi İstanbul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem إسطنبول فت أدلجة نمشدلمشته دوره ما نعم هذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتفتحنا القسطنطينية إلى آخر الحديث حديث تمام tamam. إلى آخر الحديث وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح إسطنبول في هذا الحديث نعم إسطنبول تحتوي على أحياء قديمة على أحياء قديمة فقط أحياء دمك أستاذنا hayyun <laughs> ahya'u. İstanbul diyor, ala <laughs> ahya'e kadimetin fakat sadece eski mahalleleri içerir. Doğru mu? Hayır. Şu anda günümüzdeki İstanbul öyle değil. Gerçek İstanbul sur içidir arkadaşlar. Sur iç. Topkapı. Kapı, işte nedir? Vezne, Edirne kapı diye o sur içi olan bölgedir. Gerçek İstanbul olur. Mesela Eyüp normalde İstanbul'u Eyüp Sultan İstanbul'u değildi. Ki Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri oraya defnedildi değil mi? Daha sonra İstanbul büyüdü büyüdü bugünkü sınırlarına ulaştı. Peki bu da yanlış. Min ehemmil me'alimi fi İstanbul Burcu Galata. Evet Galata Kulesi İstanbul'da bulunan en önemli mekanlardandır. Doğru mu? Doğru. Galata Kulesi'nin tarihi de eskidir arkadaşlar. Yani Galata Kulesi, Kız Kulesi, bunların tarihini ben okumuştum. Ee, Müslümanlardan yani çok önce bin yıllık falan belki daha fazla tarihini olduğunu hatırlıyorum arkadaşlar. Peki bu da doğrudur. Şimdi diyor ki burada amud demek şu birinci arkadaşlar sütun birinci sütun ile. Sıl beynel cümeli fil amudi elif ma'a ma yunasibuha minel cümeli fil amudi be. Birinci arkadaşlar sütundakilerle ikinci sütundakileri birbirine birleştir bakalım diyor. Hadi birleştirelim. Evet İstanbul'un Medine'tün Cemile'tün güzel bir şehirdir. Tamam. E ee, es min kul enha'il alem. Dünyanın dört bir yanından turistleri çeken, değil mi? Güzel bir şehirdir. Peki İstanbul'un mekanun cemilü'l siyahati turizm için güzel bir mekandır. Ne sebebiyle? Evet. Arkadaşlar. Biz bi mekin el mütenevviati ve el cemileti. Evet, farklı mekanları ve güzel doğal doğasıyla. Teştiru İstanbul, İstanbul meşhurdur. Ne ile meşhurdur? Ne ile bilinir? bir evet, bir bi etin, evet. Tabiiyetin, metenviyatin farklı doğal çevresiyle meşhurdur. İstanbul min ekseril müduni el alemi izdiham en kalabalık. Değil mi? Kalabalık. Dünyadaki en kalabalık şehirlerindendir. Peki, Enşeyet l-hukûmetu el-türkiyyetu el Niçin? Ulaşım araçlarının hareketini kolaylaştırmak için ne yapmışlar hükümet? Türkiye'de İstanbul'a ulaşım için birçok projeler hayata geçirmiştir. Anlaşıldı mı arkadaşlar burası? Anlıyor muyuz? Kimler var derste? Tabii ki şu anda sınav olmasa ise bile bizim üniversitedeki arkadaşlar, bizim fakültedeki arkadaşlar sınava geçtiler. İnşallah sınavdan sonra değil mi? Tekrar bu tekrarları izlerler. Şu anda onların sınavı olduğunu biliyorum. Peki biz burada boşlukları doldurmaya çalışalım bakalım. Parçaya bakarak. Ne diyor burada? İmle'il feragati fil cümelil atiyeti bil kelimetil münasibet. Peki medine İstanbul, tuğrafu tarihiyen, evet ne geçmişim burada? burada? Tarihi yönüyle biliniyor. Ne ile? Bir ismey demiştik. İsmey. İsmeyni'ydi bu biliyorsunuz. İsmeyni. Değil mi? Bir ismeyni Bizanta ve Konstantiniye. Fakat isafetten dolayı nun düştü. Evet bir isim Bismey olur. Okunurken Bismey, Bizanta ve Konstantiniye Bizanta ve Konstantin isimleriyle bilir. Ve ye, evet bu İstanbul ne diyor? Ne diye koyabiliriz buraya? Türkiye, ethekafiye, iltisadi ve maliye. Ve ye, İstanbul min Ehemmi mi? En önemli. El müdün. Önemli şehirlerindendir. Min ehem mi müdünü Türkiye. Şu elifamı koymazsak? Min ehem mi müdünü Türkiye. Öyle yaparız. Türkiye'nin en önemli şehirlerindendir. El fekafi vel iktisadi vel mali. Kültür, ekonomik ve mal bakımından ne deriz? En önemli şehirlerindendir diye. Min ehemmi mi müdü ni dersek min ehemmi ne olur arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması yaparız, izafet yaparız. Türkiye'nin en önemli şehirlerindendir olur. Ve yel medinetül vahidetü eşsiz bir şehirdir. Fil alemi dünyada elleti takav beyne Evet, karatey değil mi? Burada izafet var. Karatey ne idi? Karatey Asya ve Avrupa, Avrupa Asya katıları arasında bulunan. Ve tu'teburu ihda ehemmil mevaki'i ve tu'teburu sayılır. Ehem bil en önemli evet mevaki'i siyahiyeti diyebiliriz değil mi? Siyahiyeti. Ne demek? Turistlik yerlerinin en önemlileri Türkiye'deki. Ve min ehemmi Evet. Ne diyelim? Mealim-i tarihi diyebiliriz. Mekanlar. Tarihi mekanların da en önemlerindendir. Ayasofya. Ayasofya. Kema. Evet. Ne diyelim? Kema. İstanbul. B. Etin. Kema. O zaman. Teştehir deriz. Kema. Teştehir. İstanbul bir etin tabiiyet evet farklı doğa yapısıyla çevresiyle İstanbul bilindiği gibi meşhur olduğu gibi evet en önemli tarihi yerlerinden birisi de nedir? Ayasofya'dır deriz. Peki Arkadaşlar burada da yine birleştirin diyor. Medineti Bursa, şimdi Bursadan bahsediyor. Bursa şehri nedir? Tezzibü suyaha ileyha deriz. Uygun olan o. Turistleri kendisine çeker. Enşe'tu hesabı Facebook. Facebook et hesabı açtım diyor. Ala şebeketi tavasul istimai internet üzerinden. Camiatuna tukaddimu üniversitemiz sunar. Ettesilatilittullabil ecanibi yabancı öğrenciler için kolaylıklar sunar. Uhibbu en ahtafidha bir suveri ma evet arkadaşlarımla birlikteki fotoğrafları ne yapmayı ee, çekmeyi ahtafidha korumayı ne yaparım? Severim. Yani onları e, ne diyelim arşivlemeyi işte onları kaydetmeyi yani kaydetme lazım Kaydetmeyi severim. Ehtefidha <laughs> bis Fotoğrafları kaydetmeyi severim diyor. Değil mi? F7 zikra cemil. Onlar güzel nedir? Hatıradır. Diyor arkadaşlar. Peki şimdi müradifleri bulalım. Müradif kelimelerimiz arkadaşlar. Enha Dört bir tarafı demek. Değil mi? Enha ule alem. Aynı şekilde etraf. O da nedir? Dört bir tarafı demektir. Tamam. <laughs> etraf her tarafı dört bir yanı enha her tarafı dört bir yanı el vafiratu çok el kefiratu çok demek <laughs> en inşa etti yaptı bena o da aynısı yaptı tarikun yol sebilun yol tesirun kolaylaştırmak tesirun kolaylaştırmak nale elde etti hasala elde etti <laughs> Tezdi bu çeker. Evet, bağlar çeker. El mütenevviyatu farklı farklı. Evet. El mutaaddidetu o da birçok farklı farklı. El mu'tedilelu ılık, eddafiyu ılık manalarında arkadaşlar. Tamam. Peki zıt anlamlar sıl benel kelimeti ve zıt fi mayet. Ekber, eskar. En büyük, en küçük. Masif, yazlık. Meşta, kışlık. Kadim, eski. hadis yeni. İhtem, önem verdi. Ehmele, ihmal etti. Önem vermedi. Enşe, inşa etti. Hedeme, yıktı. Medaha övdü. Zemme, zemetti. Kütledi. Tamam. Peki müfred cemi arkadaşlar. Hayyun ne demekti? Arkadaşlar mahalle. Cemisi ne bunun? ahya değil mi? Burcun Burcunun cemisi ne arkadaşlar? Buruç mu? Ayet-i kerimede geçiyor mu? Ve sema değil mi? Burçlar. Peki başka bir cemisi var mı? Ona ben merak ettim. Evet, tahmin ettiğim gibi iki cemisi var. Buruç ve ebraç. Buruç ve emraç. Karatun karat. Kasrun arkadaşlar. Kusur değil mi? Kasrun cemisine kusur. Garadun agradun. Hedef, gaye, hedefler. Nefekun tünel. Enfekun tüneller. Peki arkadaşlar. Buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı? Son bölüme giriyoruz artık. Son sayfa. Biliyorum yoruldunuz. Hemen bitiriyorum. Şimdi şurada çok güzel bir bölüm var. Arkadaşlar. Arapçayı Arapçaya izah etme bölümü. Mevki'i ne demektir mevki'i? Bunu biz bulacağız. Mekanın coğrafiyun. Ne güzel değil mi? Vahidun. Bir. Eşsiz ne demek? La yud mauşeyun. Ev şahsun ahir. Onunla beraber başka bir şahıs yok. Başka bir şey yok. Kasrun. Kasır. Saray. Beytun kebirun li şahsin mühimmin ve ganiyin. Önemli bir şahıs için bir ev. Agradun hedafun ve gayat. Hedefler ve gayeler. İhtefadda. Akadı şeyen ve temme bihi ve ma ba'uhu ev tarakehu. Onu alıp ne yapıyor? Ona önem veriyor, onu satmıyor ve onu bırakmıyor. Ve fiir <laughs> çok. Ma'un kethirun, ma'un kethirun. Çok su, çok para. Peki burada da cümleleri uygun bir şekilde düzenleyin diyor. Ne deriz? Tüştehâru veya teştehâru iki türlü de olur. Ben teştehâru daha uygun görüyorum. meşhurdur. İstanbul, İstanbul şehri. Evet. Ne ile meşhurdur? Bilkesiri birçokla. Neden? Minel emakini tarihiyeti. Birçok tarihi eserle meşhurdur. Tüştehuru İstanbul. Hocam İstanbul'u başa geçirsek olur mu? O da olur. İstanbul teşteru veya tüştehuru da diyebiliriz. Tamam İstanbul teştehiru evet bil kethiri minel emakine tarihiyeti de diyebiliriz. İsim cümlesini yapıp buraya bir yaparız. Burayı o durumda iki yaparız. Fiil cümlesi istiyorsak tüştehuru İstanbul deriz. Peki. Evet. Buraya bakalım. İstanbul şöyle diyeyim El Medinetü İstanbul İstanbul bir deniz bunu başa alalım El Medinetül Vahidetü parçadaki gibi yaparız. Aslında hiye desek buraya daha güzel olur. Hiye El Medinetül Vahidetü eşsiz bir şehirdir takavu bulunuyor. Ala üzerinde. Evet. Şunu silelim arkadaşlar. Elleti koyalım önce. Evet. El medine tül eşsiz bir şehirdir ki elleti öyle eşsiz şehir ki evet takavu şimdi gelecek. Bulunuyor. Ne üzerinde? Ala. Evet. Ala karteyni ilk kıta üzerinde fil alemi dünyada. Yani dünyada ilk kıta üzerinde bulunan eşsiz bir şehirdir İstanbul. Tamam. Peki son arkadaşlar İstanbul tecmu toplar. Tamam. Nereyi toplamış? Beyni arasını. Tecmu'dan sonra çoğunlukla beyne gelir arkadaşlar. Metinde de gördük. Evet beyne arasını el ahya il yani miras kalan işte eski olan mahalleler ile evet ve el etti ve bir de yeni modern mahalleleri toplar. Peki İstanbul Takau bulunur. Beyne arasında Karat iki kıta. Evet. Asya ve Avrupa. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunur diyoruz ve dersimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Evet hepinizi sevgi saygı muhabbetle. Selamlıyorum. İstanbul'un yıl dönümünü Rabbimden hayırlara vesile kılmasını temenni ediyorum. Müslümanlara birlik, dirlik, beraberlik Rabbimden niyaz ediyorum. Kudüs'ün de inşallah fethini, bir an önce Müslümanların e, hakimiyetine geçmesini daha doğrusu Müslümanların bir beraber olarak Kudüs'ü de inşallah Müslümanlara ait bir yer, mekan inşallah olarak Rabbimizin bize ihsan etmesini Allah-u dua ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Arkadaşlar saat 5'te bizim üniversitenin yarın modern metin sınavı olacak. Fakültemizin modern metin sınavına hazırlık dersimiz olacaktır. Ee, katılmak isteyen katılabilir. Orada sorulabilecek sorularla ilgili bir yarım saat ders icra etmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Hepinizi tekrar Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil